ama kötü insanı. Hayır. Hayır olan bu yalanlar değil mi? Daha önce doğru söylüyordun, şimdi yalan söylüyorsun değil mi? Rahibe haklıydı mı? Otello nasıl beyaz mendil yüzünden karısını öldürdüyse... ...ben de bir kırmızı kuşak yüzünden seni ölüme gönderdim değil mi? Yeter! Bırak artık, vazgeç artık, kapat artık, yeter! Belki yine sana yalan söylüyorum. Belki seni sevgililerimle aldım. Deme öyle! Diyeceğim! Sen sordukça diyeceğim, anladın mı? Ne yalan ne gerçek hiçbir zaman bilemeyeceksin. Bu da senin kahrolası cezan olsun, tamam mı? Ne yalan ne gerçek. Şüphenin cehenneminde yan ya. Nefret ediyorum. Yalanlardan da doğrulardan da. Geçmişten de o geceden de nefret ediyorum. Bir dakika ya. Biz o gün seninle havalimanından peş peşe çıkmışızdır. Sen biraz hızlı davransan yetişebilirdin. Niye yetişmedin? Yetiştim. Oradaydım. Ama engel olmadın. Beni bir kez daha terk ederken mi? Gidene kal denir mi Gediz? Denmez. Ama Sancar umutlanacak biliyorsun değil mi? Oraya onu vazgeçirmeye geldiğini sanacak. Öyle sanıyor zaten. Hiç mi istemedin? Vazgeçirmeyi. Bir an olsun durun evlenemezsiniz diye bağırmayı hayal etmedin mi? Çok istedim. O kadar çok istedim ki. Ama asla affetmeyeceğim bir adam için hayaller kuramam ben. Sancar bugünden sonra kuracak. Senin onu düğün basacak kadar sevdiğine inanacak. Umurumda değil Gediz. Gerçekten umurumda değil. Benim şu an umurumda olan tek şey Sancar'ın nefes alması. İster onu sevdiğimi düşünsün, ister nefret ettiğimi düşünsün, umurumda değil. Ya yaşasın yeter. Yeter ki yaşasın. Yaşayacak. Bir şey yapmasına izin vermeyeceğiz. Tamam mı? Gediz. Sancar uçurumun kenarında yürüyor. Çok fazla bakıyor aşağı. Her an ayağa kayabilir. Sancar. Bu ne? Boya. Melek'le boya yaptık da. Bu meleğin elizi değil. Çocuk eli değil bu. Bu... Naren'in izi mi? O kadına tuttuğun evden... ...göğsünde o kadının el iziyle sabah çıkıp benim odama giriyorsun. Adımını atmadığın odama. Banyonu da orada yapsaydın ya. Ekşi. Bak seni uyardım. Aklına saçma sapan şeyler getirme. Ne getirem? Benim yerimde kaç tane kadın aklına iyi şey getirir? Haklısın Melekşe. Sen de haklısın. Ama merak etme. Bu durum yakında çözülecek. Nasıl çözülecek? Öyle ya da böyle. Ya aslında sadece annemle bir yemek... ...gerçekten hanık üzüsü falan değilim. Yani annemin son günlerinde... ...yani benim de mükemmel bir kızla... ...tanışıyor olabileceğimi göstermek istiyorum.
Sonrasında terk edersin, olmaz mı? Ya Mert çok tatlısın ama yani biz daha yeni tanıştık. Annen de rahatsızmış. Şimdi yormasak mı onu? Tamam, her şey çok hızlı oldu diye bahane bulmaya çalışıyorum. E tamam, o zaman şöyle yapalım. Yemeği ben yaparım. Hem annemi de yormamış oluruz. Zaten o da burada kimseyi tanımıyor. Hem biriyle tanışmış olur. İki güzel kadın yemek yerken ben de sizi seyrederim. Çok bir şey istiyorum. Of, tamam Mert, tamam. Olur, anlaştık. Tamam. O zaman akşam 8. Tamam. Sana bunları getirdim. Melih'e biraz okul baktım da. Gerçekten mi? Kızımıza bir düzen kuracağız dedik ya. Bak işte. Bunlar bayağı iyi. Bak. Sizin eve de yakın. Bayağı iyi bir okula benziyor. Yarın buraya bir gidelim. Melek burayı bir görsün. Olur. Üçümüz mü? Üçümüz. Kediza. Sefer'in kızıyla ilgili bizli birlikteli cümleler kurma. Bak seni öldürmüyorum. Eyvallah. Ama benim kim olduğumu da unutma, olur mu? Allah Allah. Niye öldürmüyorum? Çünkü dürüstsün lan. Son mu düşünmeden yüzüme çat diye söyledin. Söylüyorsun. O kadar dürüstsün ki. İçin atacağın yerde yüzüme vuruyor. Yine aynı şey yapıyorsun. Ne yapıyorum? Canın bir şeye çok sıkılınca hemen espriye vuruyorsun. Sancar'a yalan söylüyoruz diye sıkılıyorsun değil mi? Sancar Akın'ı öldürürse canım daha çok sıkılır. Hayatımı patavatsızlığıma borçluyum yani. Şimdilik. Kediz, bak bir şekilde ben seni anlıyorum. Sen hepimizden daha çocuksun. Ama oyun oynamıyorsun. Oynamıyorsun değil mi Kediz? Yok. Oynamıyorum. Bak seni öldürmüyorum. Eyvallah. Çünkü bana dedin ki, ben o yanağa dokunmam. Sen yalan söylemezsin ki lan. Değil mi? Söylemem. İyi. Böyle kal. Dürüst kal. Hayatta kal. Ben bir gavruk Ömer. O eforlarının parlayan kızı. Görsen dersin sanki bir zöhre yıldız. Bir o benim göğünümde, bir de göğümde parlasın. Yeterdi bana. Şimdi niye söndü bütün yıldızlar? Niye karardı gök? Şimdi ben neyle bana sevmiş? Şimdi ben neyle bana sevmiş? Sen dışarıda, ben içeride. Daha fazla heyecanlanmayalım dedim. Sen kapıyı çalmadan ben açtım. İyi yapmışım.
utandırmaya çalışıyorsun beni, değil mi? Başarabiliyor musun? Annene söyleyeceğim seni. Anne? Ha, şey, annem İstanbul'da bir arkadaşıyla karşılaşmış. Kahve içip gelirim dedi. Dursun. Şimdi konum geldi, çıktım ben de. Asorti Pansiyon diye bir yer. Beni de al. Ya senin ne işin var Allah aşkına? Yediz, beni de al dedim. Sancar bir şeyler karıştırıyor. Çabuk. Tamam Nale, bağırma. Geliyorum. Gelmek üzere. Sen kullan. Zaten zor geldim buraya. Karluk, senin ne işin var burada? Sancar Efe burada bekle dedi. Ya Alaca Kuş gelirse dedi, söyle ona Akın kaçtı dedi. Bir de Sancar şüphenin cehenneminden kurtulmuştu. O Allah dedi. Sancar her şeyi öğrendi. Kalk, ne oldu burada? Zehra. Buradaydı. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Mühim değil. Gerçekten kurtaracağım onu sandım.